Ay Volkan, içimi şişirdin. Oflayıp puflama artık. Simge, sana da pes yani ha. Ne kadar rahatsın. Eğer Mr. Cut'ın hediyeyi beğenmezse rezil olacağımız yetmiyormuş gibi bir de işi kaybedeceğiz. Ama sen hiç oralı değilsin ha. Ne yapalım? Her işte bir hayır vardır Volkancığım. Biz elimizden geleni yaptık. Alo. Ha Erkut. Ben şimdi uygun değilim. Tabii sen o iş olmuş bil. Tamam, sonra araşırız. Hadi bay. Hakan gelmediğine göre adam kesin ağzına geleni sayıp işi bizden aldı. Hakan da üzüntüsünden yataklara düştü. Arasak mı acaba? Evet, kesinlikle enfes bir tablo. Beğendiğinize çok sevindim. Önemli değil. Tamam, dosyaları inceleyin bu arada. Tamam Mr. Cut'ım, bekliyoruz. Hadi ne duruyorsunuz? Bütün planların hepsi bitmek zorunda. Simge, sen muhasebeciyi çağır. Volkan, sen bunları alıp şantiyeye gidiyorsun. Dönerken Mimar Tuğrul Bey'i de alacaksın. Dur bir dakika Hakan, neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Mr. Cut'ın işin hızlı yürümesini istiyor. Allah kahretsin. Aptalmanın hediyesine nasıl bilmiyordu? Her şey tamam abicim. Mimar da akşam üstüne doğru gelecek. Güzel. Ben de bunları tamamladım sayılır. Her şey yolunda gitmesine inanamıyorum. Oo, Mr. Cut'ın hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Bu ne demek oluyor Hakan Bey? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ama şimdi işimizi sağlamalı. Şu dosyada da biraz oynamayı anladım. İş tamamdı. %25 almak varken %10 niye alayım? Öyle değil mi arkadaşım? Hakan'cığım, ben de dosyayı yeniden gözden geçirdim. Teşekkür ederim. Ben de bir daha inceleyeyim. Ben tam 3 kere inceledim. Muhasebe de kontrol ettim. İyi, o zaman kuryeyle otele gönderelim. Hemen. Evet Hakan'cığım, bu işi kaybedince şirketin çoğunluk hisselerini bana vermek zorunda kalacaksın. Mr. Cut'ın, yani burada çok büyük bir yanlışlık var. Şirketiniz daha ilk günden rakamlarda yanlışlık yapıyorsa sanırım düşünmemiz gerekir. Mr. Cut'ın, bakın. İyi günler. Ama Mr. Cut'ın, lütfen. Cut'ın, bir saniye. Açıklamamıza lütfen izin verin. Bakın, açıklayayım. Hakan, neler oluyor Allah aşkına? Anlayamıyorum. Simge, sen bu rakamları kontrol etmemiş miydin? Ettim. Ama burada resmen 3 tane sıfır fazla. Bakayım. İnanamıyorum ya. Bu kadar mı olur? Kesin bir yanlışlık olmuş, belli. Gel de bunu Mr. Cut'ına anlat. Çay ister misin? Ya da başka bir şey? Yok. Çok kötü, çok. Hakan, yeter ama artık. Bu kadar üzülme, olacağı varmış. Ne yapalım? Nasıl üzülmem Simge? O kadar zaman çocuklarımdan ayrı kaldım. Tüm paramı bu işin olması için harcadım. Tam her şey yolunda giderken nasıl böyle büyük bir hata yapıldı anlamıyorum. Ben de. Dosyayı göndermeden önce muhasebeci de kontrol etti. Of, gözden kaçmış işte. Ama bu bir özür değil. Avuçlarımızın arasından hop kayıp gitti her şey. Oysa bu iş olsaydı yaşamıma dair radikal kararlar almayı düşünüyordum. Nasıl yani? Bildiğin şeyler işte. Hayata dair önemli kararlar. Belki de bu kararlar beni de yakından ilgilendiriyordu. Ay, bir salaklık mı yaptım acaba? Hadi ama çocuklar. Cenaze çıkmış gibi davranmayı kesin ya. Simge. Nana tablo sorunumuzu bile çözmüştü. Keşke şimdi burada olsaydı. Bu duruma da belki bir çare bulurdu. Yok artık, daha neler. Ne zaman başım sıkışsa bir yolunu bulup işleri düzenine sokuveriyor. Farkında mısın Volkan? Tabii canım. Ya kaç kere başımızı beladan kurtardı? Japonları hatırlasana. Sonra şu huysuz Kenan Bey'i. Belki de ailecek ondan vazgeçemememizin nedenlerinden biri de bu. Olabilir bak. Bu durumu ben halledebilirim. Duydunuz mu beni? Bu durumu düzeltebileceğimi söylüyorum size. Simge, çocuk olma lütfen.
Rakamlarda 3 tane fazladan 0 var. Adamın bize tekrar güvenmesini nasıl sağlayacaksın? Ben de olsam böyle bir durumda işi geri çekerdim. Mr. Cut'ın ikna etmenin bir yolunu bulacağım. Ayrıca ayrıca bütün bu çıkardığımız hesapları ve yapılacak alışveriş merkezinin inşaatının başlaması için imzaları da alıp öyle geleceğim. Simge dur bir dakika, nereye gidiyorsun? Simge bak, üzüleceksin sonra. Bir dakika düşünelim bir. Düşünülecek bir şey yok. Nana kadar olamayacak mıyım? İzin verin bu işi halledip gelin. Kadınlar arası rekabet diye buna derim. Simge arıyor. Açsana. Alo? Ne? Dur. Dur bir dakika, anlamadım. Yavaş konuş. Ne olmuş? Evet. Sen ciddi misin? Tamam. Tamam, harika bir haber bu. Simge sen bir tanesin. Tamam hadi gel çabuk. Ne olmuş söylesene. Simge Mr. Cut'ını bir yanlışlık olduğuna ikna etmiş. Aha. Tüm belgeleri imzalatmış. Akşamüstü de Boğaz'da bir yemeğe davet etmiş. Mr. Cut'ın da pek o halde. Bunu kutlayalım. Start verelim artık demiş. İnanamıyorum. Nihayet. Nihayet. Helal olsun Simge'ye be. Nana'yı da unutmamak lazım. Evet. Ha bir dakika, onu da çağır. Çağır. Hep beraber gidelim yemeğe. Sen bacaksız ha. Demek dersten kaçıp senin için gitar çalmayı öğrenmiş, öyle mi? Çitlendik, ne olacak? Sorma. Çok sinirlendim. Ama bir yandan da çok hoşuma gitti tabii. Bu işte halloldu ya. Okula daha sık gideceğim artık. Hakan? Bir yılı daha devirdin ha? Hiç üzerime gelme. Daha 40 yaş bunalımına falan girmiş değilim. Nerede kaldı bu Simge? Mr. Cut'ını nasıl etkiledi acaba? Sorma. Ben de meraktan çatlayacağım. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Gel. Süper. Ay Hakan. Simge sen bir tanesin. Ya, sağ ol şekerim. İlk önce gönderdiğimiz dosyaların kopyalarını gösterdim. Hesapların hepsi tutuyor. Sadece son gelen dosyada bir yanlışlık olduğunu görünce ikna oldu tabii. Ve bir de bir sürü özür diledi. Hadi kutlayalım. Tamam. Simge, sanırım sana çok şey borçluyuz. Şirketteki hisse dağılımını yeniden gözden geçirmeyi düşünüyorum ben. Ay Hakan! Canım Hakan'cığım! Tebrik ederim. Ay çok cömertsin, çok canım benim. Ay. Sen bir tanesin. Hakan canım, çok teşekkür ederim. Çok cömertsin Hakan. Sağ ol. Canım, ay. Sağ ol Simge, tamam. Hadi gidelim de bekletmeyelim adamı. Nana, geldi mi? Biz de tam çıkıyorduk. Nana da mı geliyor? Onu da kutlamaya davet ettim. İyi de bu bir iş yemeği. Simge. Benim zaten derse gitmem gerekiyordu. Gelemeyeceğimi söylemek için uğramıştım. Olur mu? O kadar hazırlanmışsın. Zaten senin canın sıkılır. Biz iş konuşacağız. Akşam görüşürüz o zaman. Nana, lütfen. Hep birlikte işimizi kutlayacağız. Sen de gel. Yok, gerçekten derse gitmem gerek. Size iyi eğlenceler. Hadi gidip dağıtalım beyler. Hadi gidelim hadi, o zaman. Hadi bunu kutlamamız lazım. Ay Kirkon amca, şurada yazanlara baksana. Sıradaki aşk taşını almak için İlayda'nın aynasından geçmek zorunda kalmayacaklar. İyi ama bu halde işimiz daha da zor. Topaz taşının nerede olduğuna dair hiçbir ipucu yok. Hayret! Peki elimizde hiçbir ipucu olmadan taşı nereden bulacağız? Hemen umutsuzluğa kapılma Kamile. Ay ne Kamilesi Kirkon amca? Kulina. Ben aşk taşının nerede olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Şu yenge, deminden beri taşın nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Neden söylemiyorsun? Sormadınız ki. Şimdi soruyoruz işte. Hayret! Neredeymiş bakalım? Kimsenin şimdiye kadar cesaret edip gidemediği bir yerde. Bu daha da fena. Evet arkadaşlar, dinliyor musunuz? Önce buzlar ülkesine ulaşacaksınız. Oraya ulaştığınızda anahtar çocuk sayesinde kapıyı açmalısınız. Sonra adaya geçmek için bu köprüye ulaşmanız gerek. Ancak köprüyü uçan bir canavar koruyor. Bu canavara yakalanmadan çok sessizce köprüden geçmelisiniz. Neredeyse nefes bile almadan. Evet, çok ama çok sessiz olmalısınız.
Bugünlük bu kadar yeter. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Kulina, bir saniye. Hey Romeo, kendine gel artık. Hadi, hadi. Ben de dünyaya gidip her şey yolunda mı diye bir bakayım. Tamam canım. Of, içimde garip bir sıkıntı var. Umarım bir aksilik çıkmadan bu taşı da almayı becerebilirler. Onu çok mu seviyorsun? Beni korkuttun. Hadi utanma, aramızda kalacak. Söz mü? Lider sözü. Söz veriyorum. İlk gördüğüm günden beri. İşte geliyorlar. Nihayet. Merhaba. Nana'yı kurtardık. Merhaba Nana. Merhaba arkadaşlar. Onun bir gülüşü için her şeyi yapabilirim. Ben ona ilk görüşte aşık oldum Sire. Derlerdi de inanmazdım. Demek doğruymuş. Nana için her şeyi yaparım. Ama sanırım o başkasını seviyor. Sevgili arkadaşım. Ah Balyoz. Mutlu sonlara bayılıyorum. Makboş doğru mu? Aşkta gurur olmaz mı? Fasulyeyi ayıklamayı unutma sakın. Ayıklamadan hop yapıyorsun. Tamam Makboş. Kılçıkları kalıyor sonra. Selam söyle. Ha, dolaptan eti çıkar da çözülsün. Hadi telefon unutma çalıyor sakın, yeter. Tamam mı? Nerede? Alo? Hakan. Evet. Yok canım. Ne işim olacak? Ders mi? Bugün de gitmeyi veririm. Tamam. Akşamüstü oradayım. Hakan beni yemeğe götürüyor. İlk önce gönderdiğimiz dosyaların kopyalarını gösterdim. Hesapların hepsi tutuyor. Sadece son gelen dosyada bir yanlışlık olduğunu görünce ikna oldu tabii. Ve bir de bir sürü özür diledi. Hadi kutlayalım. Tamam. Simge, sanırım sana çok şey borçluyuz. Şirketteki hisse dağılımını yeniden gözden geçirmeyi düşünüyorum ben. Ay Hakan! Canım Hakan'cığım. Tebrik ederim. Ay çok cömertsin. Çok canım benim. Ay. Sen bir Hakan tanesin. Canım çok teşekkür ederim. Çok cömertsin Hakan'cığım. Sağ ol, sağ ol. Canım ay. Sağ ol Simge, tamam. Hadi gidelim de bekletmeyelim adamı. Nana, geldi mi? Biz de tam çıkıyorduk. Nana da mı geliyor? Onu da kutlamaya davet ettim. İyi de bu bir iş yemeği. Simge. Benim zaten derse gitmem gerekiyordu. Gelemeyeceğimi söylemek için uğramıştım. Olur mu? O kadar hazırlanmışsın. Zaten senin canın sıkılır, biz iş konuşacağız. Akşam görüşürüz o zaman. Nana, lütfen. Hep birlikte işimizi kutlayacağız, sen de gel. Yok, gerçekten derse gitmem gerek. Size iyi eğlenceler. Hadi gidip dağıtalım beyler. Hadi gidelim hadi, o zaman. Hadi bunu kutlamamız lazım. Nana. 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 Neyin var? Derse geri dönmeyince çok merak ettim. Söylesene neyin var, neden ağlıyorsun? Hiç. O nasıl bir iç öyle Nanacığım? Hakan mı? Hı hı. İki tarafı da idare edemiyorum Kulina. Bana güveni çok azaldı. Sürekli tartışıyoruz. Bir de Simge var tabii. Ay canım benim. İşin çok zor. Ama bak göreceksin. Şu işi bir halledelim. Oyuncaklar dünyasını kurtaralım. Sonra insan olman an meselesi. Bazen umudumu yitiriyorum gerçekten. Hayır Nana, umudunu yitirme sakın. Aşkın için, çocuklar için. Aşkım için. Aslında doğru söylüyorsun Kulina. Bu
Buraya geldiğimden beri filmlerden de izliyorum. Dünyada yaşayan insanlar aşkları için öyle şeyleri göze alıyorlar ki inanılmaz. Ben neden almayayım, öyle değil mi? Şöyle, bak ben bir aşk kadını olarak neler yaşadım neler. Ama her şeyin bedelini ödedim tatlım. Çok sevdim, çok sevildim. Ay hiç pişman değilim. Yaşanması gerekiyordu. Sevmek ve sevilmek dünyadaki en güzel şeylerden biri. Haklısın Kulla. Sanırım Hakan'a olan aşkım asla bitmeyecek. Deli kız, gel bakayım şöyle. Ay, ay nasıl ağlarmış, ağlarmış. İkisi bardağı un. Şeker, yumurtalar dolapta, kap, neyle karıştıracağım? Önce yumurtalar. Petek çok beğenecek. Üç kere beş, 15. Üç tane 6, 18. Üç kere 7. Ay neydi? 21. Hah, 21. Aferin, çok iyi gidiyorsun Yağmurcuğum. Ya Nana, yarın okula gitmezsem bu kez babam kesin delirir. Ben gelmesem olmaz mı? Hem yarın babamın doğum günü. Ya geç kalırsak? Yağmurcuğum bak, kapıyı senin açman gerekiyor. Biliyorum yalan çok ama çok kötü bir şey. Ama babana gerçeği açıklayamayız. Bir dakika. Aa Makbuş, hoş geldin. Ah ne kadar çok şey almışsın. Çarşıya mı uğradın? Sorma, canım çıktı. Hoş geldin Makbuş. Hoş bulduk. Olamaz. Ne yapıyorsun? Pasta yapıyorum. Tamam, ben hallederim. Hayır, kimse karışmasın, tek başıma yapacağım. Hadi biraz dışarı. Hadi. Hadi. Ay, tamam. İşim var. Tamam. Ay. İşim var, gücüm var ya. Çocuklar. Uyuyorum. Hadi hayır, bakalım, uyku olacaksın vakti. Hadi, yeteri kadar geç oldu. Of ya. İyi uykular. İyi geceler babacığım. İyi geceler canım. Babişko. İyi geceler. Bugün keşke gelseydin. Deniz kenarında nefis bir yerdeydik. Mr. Cotton göründüğü kadar soğuk bir adam değil. Çok esprili. Son anda dersi kaçırmak istemedim. Hem de kendim biraz fazlalık gibi hissedecektim. Öyle şey olur mu? Bu işi bağlamamızda senin emeğin de çok büyük. Teşekkürler. Söyle hadi, ne istersin? Hediye mi? Ne istersen alacağım. Bir şey istemem, sağ ol. Tamam, o halde ben karar vereceğim. Aa, hediye dedin de aklıma geldi. Bir dakika gelir misin? Gel gel, bir şey göstereceğim, gel gel. Bak, Emre yaptı. Vay be, bizim kokarcaya bak sen. Büyük aşk ha? Evet ama kız Selimlerin sınıfında, yani biraz büyük. Ama çok şeker değil mi? Benim ufaklık kendi başına neler yapıyor, ben de sana soruyorum ne hediye istersin diye. Utandım bak şimdi. Yok canım, aynı şey mi? Nana, ben... Evet. Bugün sen geldiğinde Simge işi bağladığımız için öyle sarılmıştı. Yoksa şey değil yani. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Nana. Ya benim yatmam gerek. Yarın konuşuruz. Bir gün nasıl olsa bu kaçmalarının, kaybolmalarının nedenini öğreneceğim. Bakalım o zaman ne yapacaksın küçük çadır.